Şimdi efendim, siz aynı zamanda darbe ve muhtıraları araştırma komisyondasınız, görevlisiniz. Tabii bütün partilerden üyeler var. Şimdi muhalefet partilerini dinlediğimizde Ergenekon sürecini son derece eleştiren bir bakış açısı var. Orada siz gerçekleri masa üstüne seriyorsunuz. Basın açıklamalarıyla halka da bunu duyuruyorsunuz. Bütün partilerin üyelerinin oradaki bakış açısıyla muhalefet partilerinin toplumun huzuruna çıktıkları zaman yaptıkları açıklamalar örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Türkiye'de ilk defa olarak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar olduktan sonra ben iktidarını muktedir hale dönüştürme noktasını 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumuna bağlıyorum. Hem PKK ile mücadelede, evet, hem çetelerle mücadelede, hem de demokrasi dışı güçlerle mücadelede 2010 tarihinde yapılan referandum bir milat, bir kilometre taş. Başlangıç oradadır. Ondan önce iktidar kısmen muktedirdir. Çünkü vesayetçi yapılar Türkiye'de güçlüydü. Yani muhtelis askerler, çuntacılar veya kirli ve şantajcı medya ve sermaye veyahut da sivil toplum kuruluşlarıyla oligarşik bürokrasi güçlüydü ve iktidarı paylaşmak istiyordu. Şimdiye kadar sandıkta oy veren millet, sandığa kadar aktör, sandıktan sonra daima figüran muamelesi gördü. Bunda siyasi partiler de gördüler. Çünkü iktidarını paylaşan bir iktidar vardı. Hükümetler vardı. Bunlarla paylaştılar. İlk defa olarak Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 tarihinden itibaren ben iktidarımı sadece milletle paylaşırım dedi. 2011 yılında da bir seçim oldu. %50 ile iktidara geldi. Ardından parlamentoya bir teklifte bulundu. Darbeleri ve muhtıraları araştırma komisyonu kuralım. Diğer partiler de bunu kabul etti. Diğer 3 parti de bunu kabul etti. Ve 4 partinin önerisiyle, müttefikliğiyle, ittifakıyla bu darbeler araştırma komisyonu meclisten çıktı ve kuruldu. Ben de o darbeler araştırma komisyonu üyesiydim. Biz şunu söyledik. Bugüne kadar Türkiye'de birileri 1960 darbesine sahip çıkıyordu. Birileri 1980'i TUKK ediyordu. Birileri 1971'e sahip çıkıyordu. Birileri 28 Şubat 1997'de yapılan postmodern darbeye, bal gibi darbe olan darbeye sahip çıkıyordu. Birileri de buna karşı çıkıyordu. Biz bütün partiler şunu söyledik. Bu darbeler bir kesime karşı yapılmamıştır. Bir partiye karşı, bir mezhebe karşı, bir ırka karşı yapılmamıştır. 74 milyon Türkiye'nin hukukuna ve vatandaşına karşı yapıldı. Sağcısına, solcusuna beraber yapıldı. Alevisine, Sünnisine beraber yapıldı. Kürdüne, Türkmenine beraber yapıldı. Ermenisine, Rumuna, dinlisine, dinsizine, azınlığına veyahut da bu memleketin sahiplenen herkese, kimse, hepsine beraberce yapıldı. Onun için bütün darbeler kötüdür diyelim dedik. Herkes bunu ittifakla kabul etti. Zaten ama dışarı çıktığınız zaman Ergenekon var, bir yapılanma var. Buna bazı partilerin sahip çıktığını görüyorsunuz. Hatta geçen hafta, 2 hafta önce de İşçi Partisi'nin öncülüğünde ana muhalefet partisinin Silivri'ye gittiğini gözlemledik. Oraya gittiğini, evet, ve orada sahip çıkmak istediğini söyledik. Hatta ben de şunu söylemiştim demecimde. Bakın, Silivri'ye sahip çıkmayın. Gidip izleyebilirsiniz bir mahkemeyi. Duruşmayı izleyebilirsiniz. Hukuki yapılıyor mu diyebilirsiniz. Objektif yapılıyor mu, tarafsız yapılıyor mu diyebilirsiniz. Ama yarın bu sanıklar ceza alırsa, siz şimdi buraya çok fanatik şekilde, ateşli şekilde sahip çıkıyorsunuz. Bu sefer ana muhalefet partisi de buradan yara alır. Demokrasi adına yara alır. Hukuk adına yara alır. İnsan hak ve özgürlükleri adına yara alır. Toplum sonuçta gözlemliyor. Gözlemliyor bunu. Ve Levent Kırca'nın son sanatçıların buluşma, dayanışma gecesindeki ifadesi çok ifadesinde biliyorsunuz. İfadesi çok çirkindi. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da son derece sanırım rahatsız olmuş olması lazım. Rahatsız olmakla beraber çok da sert cevaplar vermesi gerekirdi. Eğer bunu sağ tandanslı, milli değerler olan, manevi değerler olan bir sanatçı yapmış olsaydı ne yaparlardı? Linç ederlerdi. Evet. Özür dilerken dahi özrü kabahatinde bu, şu vukuundan beter diye bir söz vardır. O nedenle ben Türkiye'de darbeleri ve muhtıraları araştırma komisyonu üyeleri olarak CHP'nin, MHP'nin, BDP'nin, AK Parti'nin üyelerinin tamamı darbeler kötüdür dedi. Zaten dinlediğimiz vatandaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tutun da, yani Süleyman Demirel'den tutun da, Genelkurmay başkanlarına kadar, darbeyi yapanlardan tutun da darbe mağdurlarına kadar kimi dinlediysek, evet, bütün darbelerin ekonomiye ve demokrasiye zarar vermesi. Komisyonda, toplantılarda tamam. Evet. Ama sahneye çıkınca herkes değişiyor. Şimdi sebep? Bunun takdirini millet verecek zaten. Komisyondakiler tutanaklara geçiyor. Ben onları paylaştım. Ben geçenlerde şöyle bir şey olmuştu. Emekli milletvekillerine bir zam konusu gündeme gelmişti. Evet. 4 parti beraber imzalamıştı. Ben birlikte karar vermiştik. 2000 kişi bunların sayısı Türkiye'de. 2000 kişi. Bunlarla ilgili bir düzenleme yaptığımız zaman daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na
gitti. Sayın Cumhurbaşkanı bunu veto etmişti hatırlarsanız eğer. Evet, imzalar sahiplerini bulamadı. İmzalar sahiplerini bulamadı çünkü ana muhalefet partisi ve muhalefet partisinin milletvekilleri, ben kendi Manisa'nın da şehrimle ilgili söyleyeyim. Buranın koordinatör milletvekiliyim ama Manisa'nın milletvekiliyim. Orada biz imzalamadık, biz atmadık, biz elimizi sadece bütçeye kaldırmıştık dedi. Ben o zaman tutanakları aldım, medya mensuplarına tek tek dağıttım. Ama bütçe otomatik oylama yapılır. Ama şu da var, siz de bazen gece yarısı operasyonlarla imza törenini düzenleyince tabii farkında olmuyorlar sanırım. Yani şöyle, öyle bir problem var. Yok yok, gece yarısı operasyon yapılmadı. Kendileri biliyorlardı çünkü grup idare amirleri bunu içeride konuşmuşlardı. Dört partinin hatta evet. Gelip orada konuştular. Bütün grup başkan vekilleri, grup idare amirlerinin birlikte imza attığını söylediler. Hem CHP bunun, Emine Ülker Tarhan vardı, Mehmet Şandır vardı. Diğer tarafta ya Hasip Kaplan vardı veya başka bir Pervin Buldan vardı. Bu tarafta da Sayın Ayşenur Bahçekapı ile Nurettin Canikli Bey vardı. Evet. Birlikte böyle bir kapalı kapılar ardında bir şey yapılmıyor efendim Türkiye. Türkiye şeffaf bir Türkiye olmaya başladı. Öyle darbelerin gölgesi Türkiye'de yok artık. Darbecilerin gölgesi yok artık Türkiye'de. Çünkü demokrasiyle yönetiliyoruz. Demokrasi eşit vatandaşlar nizamı olmakla beraber. Demokrasi aynı zamanda farklılıkları bir arada yaşatma sanatı. Biz farklılıkları bir arada yaşatıyoruz. Ve açıklığın en doğru yolu olduğunu söylüyoruz. Çünkü hiçbir şey gizli kalmıyor. İnternet diye bir nesne var. Televizyon diye bir nesne var. Radyo diye bir nesne var. Medya, yazılı medya diye bir nesne var. Parlamentoda kim konuşuyorsa, kim nefes alıyorsa, kim gözünü kırpıyorsa hepsi kayıt altına alınıyor. Tarihe not düşenler de var. Tarihe gelecek tarihe de kendini yazdıranlar da var. Tarihin gelecekte kötü olarak anacakları kişiler de var parlamentoda. O nedenle şunu yapmak lazım. Bir siyasetçi parlamentoda neyse meydanda da aynı olması gerekiyor. Meydanda neyse parlamentoda aynısı olması gerekiyor. Mevlana'nın söylemiş olduğu gibi ya olduğunuz gibi görüneceksiniz yahut da göründüğünüz gibi olacaksınız. Siyasetçi ya göründüğü gibi olacak veyahut da olduğu gibi görünecek. Ben onu bizim partimiz olarak onu yapmak istiyoruz. Ve bizimle ilgili kararı parlamento vermeyecek. Bizimle ilgili kararı sandık verecek. Bizimle ilgili kararımızı askerler vermeyecek. Bizimle ilgili kararı medya vermeyecek. Bizimle ilgili kararı herhangi bir sivil toplum kuruluşu vermeyecek. Yani kimse vesayetçiyle soyunmayacak. Millet iradesine ram olacak. Millet iradesine tabi olacak. Milleti küçük görmeyecek. Efendim göbeğini kaşıyan adamlar. Bunlar köyden gelirler. Bilmezler bu işi falan demeyecekler. Benim oyumla köydeki çobanın oyu bir mi ifadesini kullanmayacak bir sanatçı veya bir iş adamı. Herkesin oyu bir. Herkes Türkiye'de artık aydınlanıyor. Aydın olmaya çalışıyor. Televizyondan istifade ediyor. Bilgiye ulaşmaya başladı. Kimin nerede ne yaptığını çok iyi bilebiliyor. Çok rahat bir şekilde. O nedenle sandığın vermiş olduğu karara herkes riayet edecek. Bizimle ilgili kararı yani iktidarlarla ilgili partilerle ilgili kararı her 4 yılda bir millet verecek. Ona da saygı duyacak.